Bu yaş rakıdan çekildi. Nereye gitti? Biliyor musunuz? Farkında mısınız? Bu oyunun, bu tuzağın farkında mısınız? Bir kısmı Sina'ya. Bir kısmı Golan'a. Bir kısmı şuradan, aslında bize göre Doğu hattından, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerde yeniden kendini toparlamaya. Bir kısmı da şuradan batıya doğru, bir taraftan Ürdün, Lübnan üzerinden Avrupa ülkelerine. Benim anlamadığım bir şey var. Avrupa bu tuzağa nasıl geldi? Türkiye sınırlarından Avrupa'ya giden şu ana kadar tespit ettiğimiz tek bir DAEŞ'li yok. Bir daha söyleyeyim. Türkiye sınırlarından Avrupa'ya giden tek bir DAEŞ'li yok. Hangi hattan ve hangi rotadan gittiğini biraz önce söyledim. Bu DAEŞ'lerin hala gözünde nefret var. Avrupa çok büyük bir tuzağa geldi, yine farkında değil. Yani her gün kendi ülkelerinde eylem yapabilecek kabiliyet ve kapasiteyi YPG ile DAEŞ'in, iki terör örgütünün anlaşması sonucu kendi işlerine kabul ettiler. Bunun bedelini Avrupa çok ağır ödeyecek. Koskoca Avrupa okyanus ötesi bir ülkenin uydusu konumuna düşmüş durumda. Kendi toplumuna bunu anlatamayacak. Ve uzun yıllar boyunca da anlatamayacak. Allah korusun, bombalar patlayınca, Allah korusun, eylemler yapılınca Avrupalı siyasetçiler ve Avrupalı devlet adamları televizyonlar karşısına çıkamayacak. Çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Bana sorarsanız da herkes üç maymun oynuyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Biz ülkeleri yönetiyoruz. Hepimiz devletlerimize karşı, milletlerimize karşı, ama en önemlisi insanlığa karşı sorumluyuz. 21. asır iyi başlamadı arkadaşlar. Hanımefendiler, beyefendiler, iyi başlamadı. Bir çılgınlıkla başladı 21. asır. İngiltere'nin göbeğinde ağır makinalı silahlarla özel harekat polisleri bekliyor. Almanya'nın göbeğinde, Berlin'de, Hamburg'da ağır silahlı makinelerle polisler bekliyor. İnsanlar metrolara binip binmemekten ürküyorlar. Bir terör virüsü dünyanın her tarafına, hem de düzensiz göç üzerinden yaygınlaşıyor. Bu hepimizin sorunudur. Eğer bunlar değerlendirilecekse, beni bağışlayın ama bu konferansların bir katkısı olur. Eğer sadece teknik 4-5 tane konu değerlendirilecekse, biz buna ihtiyacımız yok. Çok açık söylüyorum. Biz kendi işimizi kendimiz görüyoruz zaten. Burada bir ortak akıl üretmek zorundayız ve biz hepimiz sorumluyuz. Biz eğer bu ortak akıllı üretmezsek toplumlarımıza ve milletlerimize cevap veremeyiz. Bakın, hangi biriniz yaptınız ben bilmiyorum. Hangi Avrupa ülkesi? Sayın Berger belki cevap verir. Yaklaşık 1,5 ayda 14.000 Afganlı düzensiz göçmeni uçaklarla kendi ülkelerine gönderdi. 14.000 diyor. Bir Avrupa ülkesinde ortalama 2-3.000 tane, 4.000 tane ani göç dalgası olsa olağanüstü toplantılar yapıyor. Hemen telefonlarımız çalmaya başlıyor. Acaba ne oluyor diye. Türkiye kimsenin tamponu ve bariyer ülkesi değildir. Bir kere bunun da net altını çizmek isterim. Biz kimsenin göç tamponu, göç bariyeri değiliz. Biz kimsenin uyuşturucu tamponu ve uyuşturucu bariyeri değiliz. Biz kimsenin terör tamponu ve terör bariyeri değiliz. Dolayısıyla burada bir yük varsa bunu da hep beraber paylaşmak zorundayız. Arkadaşlar, göçü hepiniz biliyorsunuz. Yani
Türkiye göçü hafif gevşetse, biliniz ki Afganistan'dan Afrika'ya kadar, Suriye'den Irak'a kadar herkes Avrupa'ya boşalır. Biz basıyoruz diye, biz engelliyoruz, biz tedbir alıyoruz diye oradan gelişlerde kaynağında bir durgunluk söz konusu.